Narin Güran cinayeti soruşturmasında dikkat çeken bir başka detaysa küçük kızın terlikleri. O terlikler soruşturmanın yönünü değiştirdi. Saklanan ve farklı yerlere bırakılan terlikler jandarmayı yanlış yönlendirdi çünkü savcılık neden böyle yapıldığını Narin'in annesine ve iki kuzenine de sordu. Bakın ne cevap verdiler. Narin nasıl öldürüldü? Kim veya kimler tarafından katledildi? tüm bu sorular yanıt arıyor. İpuçları da olayın aydınlatılmasında önemli rol oynayacak. Nari'nin öldürüldüğü 21 Ağustos gününden bugüne kadar gündemde olan terlikleri ise soruşturmaya girdi. Savcılık sorgusunda Nari'nin kuzeni Muhammed Kaya ve Osman Güran'ın da terlikle ilgili ifadelerine başvuruldu. Muhammed Kaya terliği nasıl bulduğunu, Osman Güran ise terliği kolluk kuvvetlerine nasıl teslim ettiğini anlattı. Muhammed terliği buluyor, arabasının arkasına atıyor. Hiçbir şekilde ya bu terlik acaba Nari'nin mi değil mi bir soralım bir edelim ya böyle bir ipucu bulduk ama bir en azından jandarmayı söyleyelim deme gereği duymuyor. Ama arabayı alan, rica eden Osman Güran hemen e, fotoğrafı çekip. Jandarma ekiplerine e, Nari'nin abisi e, Baran'a gönderiyor. Diyor ki bu terlik e, Nari'nin mi? Abisi evet. de zaten hemen onaylıyor. Evet diyor Nari'nin nerede buldunuz hemen o noktaya arama çalışmaları başlatalım diyor. Terlikle ilgili anne Yüksel'in de bilgisine başvuruldu. Annenin çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Biri ayağında, diğeri de eskisi evde olmak üzere iki adet terliği vardır. Evdeki terliğinin rengi pembedir. Terliğin önünde ne olduğunu hatırlamıyorum. Terliği halen evdedir. Nari'nin evden çıktığını görmediğinizi belirtmenize rağmen Nari'nin kırmızı terliği olduğunu nereden bildiğini sorusu da yöneltildi anneye. Anne Yüksel bu soruya da çünkü kırmızı terlikleri görmediğim için giydiğini düşündüm dedi. Ekipler Nari'nin cansız bedenini çuval içerisinde bulduklarında ayağındaki terlikleri de bulmuşlardı. Bu sebeple ekipler Nari'nin eve girmeden dışarıda öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.